Ben niye hak eden tonlarca Edward. yani. Trade yıl atar mısın efendim acaba? Benim politik puanım yok. Benim gelmiş. Ben sizden şöyle kolonilerimi geri alsam gocunur muydunuz? Bak kahretsin. Kamyonet araştırmıyormuşum. Meksikalılar, sevgili Lazar, siz demandınızı atın. Tamamdır. İki ay Araplarla sonra... beraber puanımız yetmeyebilir. Yok, şu an zaten ucunda. Ben formda. Amerikan Divisionları şu anda normal Amerikan Divisionları. Değiştirmemişler. O şu an bu kadar sivil bastığı için yani vallahi Ruslar benden haraların şeyi istiyor, Trabzon'u istiyor. Yani onu vermezseniz o kendi kötü bir duruma düşebiliyor. Şahsen vermeyi düşünmüyorum. Bence de vatan bir bütündür, bölünmez. Sayın Fevzi Bey. Evet. Efendim, bu Almanların fashion'da olmak, hani biz de dostluk, müttefiklik. Yani, niye Almanlar senin düşmanın mı beyefendi? Biz sizinle biz düşman öyle değiliz. Duyumlar aldık. Biz biz sizinle öyle düşman duyumlar aldık. Değiliz. O zaman bir iki ay sonra bir Trabzon aldıver yapalım efendim. Vallahi vatan toprağını nasıl veririm bilemedim. Allah verirsiniz, biz kırılan kalpleri de onarırız dedik yani. Yemedim. Yani Trabzon bizim şahsi meselemiz. İçinde de kırılan olursa onları da vermeye hazırız. İsim değişikliğine ne diyeceksin peki? Ben vatan toprağımın isminin değişmesine uygun görmüyorum. Efendim daha güzel duruyor ama ismim. İsim değişikliği bunu dediniz için de ya. Veririz. Bunu dediniz Hayır, ya. Artık hiç isim vermem. Değişikliği için de veririz efendim ismi. Aynen onun için de bir sivil veririz yani. Biz çok sivil bastık, beni çok paranla, sivil veriyoruz. Beni paranla satın alamazsın. Ne demek alamam? Alamazsın. İngiliz. Buyur. İtalya'ya biraz toprak versene şu Fransa'dan. O nehir ayında kadar. Askeriniz var mı Almanlar? Yani yedekte ne kadar duruyor? Böyle bir kaç tane var ya burada? Bu Amerikan askerinin içi boş. Yani şu an Meksika demanda attı mı? Nerede bu? Benim piyadem yok. Gelmemiş bir dakika. Siz Trabzon'u vermeyin, ben size Turan'ı vereyim. Olamaz. Ya oradaki Türk devletlerinin bağımsız kalmasına makul ölçüde, hani bizim için problem yok. Ama bağımsız kalmaları demek. Kendilerine demanda attım, reddettiler. 15. Tamam, askerler gelsin öyle savaşa, şu an hiç bu. Şunu bir kabul edebilir miyiz? Ya sivil basan Amerikanın ölmesi caizdir arkadaşlar. Hala daha sivil basıyorsa ölecek. Yani kusura bakmayın. Halen daha mı basıyor? Yani basıyordu en son. Basıyor. Yani faşist İngiliz görüp de sivil basıyorsa onu öldürmeye ben Türkiye'den kalkarım. Ulan tankları hazır mı şey? Aa, buradaki piyadesi de boş. New York. Ne yapmaya çalışıyor anlamadım. Yani, Türkiye'den ben bile kalkar giderim yani Amerika'ya. Hak ediyor, hak ediyor. Efendim, Miami'den size bir yazlık isterseniz verelim. Ben New England'a bir kez düştüm. Tamamdır. Oraya. O New York cephesine askerler oturduğunda savaşı kollayabilirsin. O zaman uçuyorum. Bekle, daha oturmadı. Ha. Biz bu online atakla... Demansız. Evet, ölecek, ölecek ve 3. Calibration ne zaman bitiyor? 3 ayı var. 3 ayı, 2 Calibration açıyor. Almanlar tamam, biraz straight savaşı. Back dönerse. Açabilirsin savaşı. Meksika mı? Hepimizi kolla. Hemen. Kol butonu nerede? Durdurdum ben. Kol ol, yap. Kol ol. Yaptım. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Almanlar geldi mi? Geldiler. Kanada geldi mi? Herkes geldi. Bunun donanması Pasifik'te. Başlatıyorum. Galiba yarıldı.
Oy 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 oy, tanklar bir buraya. San Francisco, San Diego'dan yaramadık. Bastım, tamamlandı. Avrupa'daki Yahudilerin çoğu Hazar'dı. O kadarını bilmem. Avrupa'da çok fazla Yahudi vardı. Bir aralar. Aranızda ne olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Türkler bir nevi mecbur kaldı sanki kabul ediyor. Ya hani tarihte geçtiği gibi kılıç soruyla geçti demek hata iken, hani böyle tamamen gün insanlık bir şekilde geçti demek de hata olur. Yer yer değişmiştir. Hani Emevi öncesine bakmak lazım. Yani Emevi dönemine bakmak lazım. Emeviler cani. Emeviler Arap milliyetçisi. Ama Abbasiler öyle değil. Abbasiler gelip zaten bizzat devrediyor halifeli. Yani istiyorsa devretmesin. Orası da ayrı konu da. İtalya'da 3. Reich gibi bir olaylar dönüyor. Biraz... Avrupa tekrar bir faşizm yükseldi. Anadolu'nun Türkleşmesi için görüşelim neler? Yani Türkleşeceği belliydi. Ya bu topraklar şöyle. Ne ekersen onu biçersin mantığı var ya. O Anadolu'da gerçekten çalışan bir şey. Yani eğer ki toplu göçü durduramazsan Anadolu'nun coğrafyası değişmeye çok müsait. Çok müsait. Yani çok müsait. Araplaşabilir de. Avrupa'da kimse rahatını bulup da savaş mavaş çıkarmaz arkadaşlar. O hani kıtlık dönemlerindeki olaylar gibi değil. Yani 2. Dünya Savaşı bile bir krizin eseridir. Büyük depresyonun eseridir. Bak geldi mi bizim? Geldi. Üretimde mi? Ha, aynı gün save'ine dönmüş. Güzel. Hay maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah. Oğlum beni niye ittifaktan attın? Bir. İkincisi Allah senin cezanı vermesin. Benim yapacağınız işi ben tüküreyim sizin ya. Benim efendim. Beni niye ittifaktan attın? Bir. Ya efendim puan sınırlaması yok, varmış o, ya. O her türlü o Amerika ile White Piece atılacakmış. Ne bileyim ya. Neden atılmayacak diyor kimse. Ya, bir anlamadım. Hiçbir şey bilmiyorum ama senin... Ya tamam, sen Arap'ı niye atmadın? Arap da vardı değil mi? Yani atacaksan madem öyle Arap'ı at. He olur, doğru. Arap atayım size alayım. Benim ordum tamam. Orada çünkü. Tamam. Geçiyor savaşta değil ama tamam. Bak onunla alakalı size şey söyleyeceğim. Bak buraya. Yeniçeri'nin şeyi çok komiktir. İstediği şey. Asla Yeniçeri'yi tatmin edemezsin abi. Bak, padişahsındır, tamam mı? Keyfin yerindedir. Padişahsın, on numarasındır. Hani sefer istersin, sefer yaparsın. İngiliz değil, direkt bunu açması lazım. Şeysindir, hani böyle sefere gideceğim dersin. Sefere gideceğim dersin, tamam mı? Padişah şeye, Yeniçeri'ye. Nereye diye sorarlar. Yani bir konuşulur. Uzaksa... İstemezük. Yakınsa gidilir. Mesela Yeniçeri şeyi hani Asya seferlerini sevmez. Hiç sevmez. Gidip de hani Safevi üzerine gitmek istemez. Gitmezük derler. Veya daha da iyisi şey hani böyle ileri batı seferlerini de istemezler. Mesela hani Litvanya'ya da mesela gitmek istemez. İstemezlük der. Yeniçeri'nin gönlünü hoş edeceksin yani. Niye böyle diye biraz düşündüm. Bunların yolda şeyi bitiyormuş. Parası bitiyormuş. Yani devlet bunlara seferlik para veriyor, tamam mı? Bunların yolda parası bitiyor. Yani yeni ücrete dağıtılmıyor. Yakın bir sefer olursa keyfi yerinde. Bir mevsimde bitirip geliyor ama uzak bir sefer olursa kışlamak gerekiyor. Hoşuna gitmiyor. Hani payitahttan uzaklaşmayı da tercih etmiyor. Sevmiyorlar. Hem paraları da bitiyor. Hoşuna gitmiyor adamın. Tercih etmiyor. Uzak seferi istemezük.
yakın sefer olur. Gemi binmeyi istemez mesela. Sevmez. Gemi sevmez. Rodos seferi mesela çok meşakkatli bir sefer. Korfu seferi. Git bak. Sevmez. Sultan Süleyman döneminde ha. Sevmez. Ha, Viyana seferi. Kış geldi. Havalar bir soğudu sanki deyip dönmek ister. Neydi o olay? Dur. Osman mıydı? Osman'ın babası mıydı oğlum? Şeye racon kesiyor. Kimdi o? Kimdi? Dur. Moğol şeyi var bir tane. Kumandanı var. Ona racon kesiyor. Moğol komutanına, Türk Moğol komutanına racon kesiyor. Yok Hülagü değil ya. Subutay. Subutay'a racon kesti lan adam. Subutay. Bildiğimiz Subutay. Anadolu'da yerleşke bırakmazlar oğlum. Anadolu'da yerleşke bırakmazlar bak. Anadolu'yu da geçti. Anadolu'yu bir yere kadar anlarım. Mümkün mü lan öyle bir konuşma tarzı? Hatta yok daha da kötüsü. Dur racon kesmiyor. Kafasını kesiyordu galiba. O daha kötü. Değil mi? Galiba sen Moğol komutanını öldüreceksin. Japonlar püskürtmüşler. Evet efendim. Buyur. Efendim bu Trabzon için makul bir insan olmuşsunuz. Öyle yani, öyle dedi İspanyollar. Olabilir. Biz bir alırsak Trabzon'u içinde Kırılan'ı veririz. İşte ben hani Kırılan niye yani sana Trabzon'u vereyim? Kırılan'ı vereceksen. Bir şeyler öksür ki kafam karışsın. Efendim Allah çok bir şey öksüremem. Durumumuzu görüyorsunuzdur. Bizim de durumumuz meçhul. Yani Trabzon'u geri vermen yani karşılığında bir 10 öksürürsün. Artık. 10 mu? 10 mu? Hadi tamam 7 ya lanet olsun. İsim değişikliğine yazıyorum orada. Beyefendi yok bize de. Bizim toplam fabrikamız 10 değil. 7 değil. O zaman Trabzon yani Trabzon size çok şey katacak gibi duruyor. Bence fazlasıyla karşılığını alırsınız. Yani güçlenmek istiyorsanız minik bir bedel. 7. 1. Efendim 5. Vallahi İspanya'da 1 veriyor. Siz 6 verecek misiniz? İspanya 2 versene İspanya. Yok ya yani bizde de o kadar yok. Var sen bayağı zenginsin ben fark ettim. Sen 2 ver tüm Fransa'yı al sen. Hadi. Hadi tamam ama bunu bir seferde yaparım ama. Söyle. Tamam başka daha bir şey bir yerde yapmana gerek yok. Ya, tamam o zaman. Tamam ben 2 atıyorum sen at. Tamam hadi at sen ben bir göreyim. At. Bir tane at. Heh attın tamam. Hay adam niye bizi dolandırdın beyefendi? Biz daha fokuslara gitmemişiz. Biz fokus gidelim dedik. Tamam istediğiniz zaman yazarsınız, atarsınız. Gittikten sonra tamam, da geri efendim verirsiniz tamam? Tamamdır efendim. Bu arada ben size düşmanlık etmiyorum haberiniz olsun. Bilmiyorum bir Alman faction'da girdiniz ben mi? Ben Amerika sevdalısıydım. Hatta sizinle ticaret anlaşmamızı yenileyebiliriz. Ben sizden ticaret alırım. İptal ettiğiniz için ben iptal ettim. Yani bir Alman faction'a girince iptal ettik biz de baktık. Niye dönüyoruz geri? Bir 8 10 alıyorsunuz. İspanyollar burada mı hala? Buradayım. İspanyollardan da ben bayağı bir alıyorum ya. Bir 5-9 onlardan alıyorum. Bunları biz döndük efendim yere. Size yeri falan. İyi günler. Ben bir de size Chromium'dan falan dönelim şimdi. Tamam. Yazarsınız, atarsınız, alırsınız, verirsiniz. Tamam. Okey. Ben kaç alıyordunuz? Tungsten'den 7, çelikten 6. Daha çelikten de 7. 14 alıyorum. 14. Ay, yalandan iyi bir fabrika başlık ha. Evet mekanize gelmiş. Mekanizeyi Army Experience ucuza basalım ya. Mekanize taburlara ihtiyacımız olacak. Efendim biz sivillerimizi ödedik de. Veriyorum. Tamamdır. Lan Hatay'ı mı geri ver? Hatay'ı geri veririm ben efendim. Hatay'ı niye seçtin ya? Allah kahretmesin.
Şu debuff gitti. Ya bizi görmezden gelmelerine artık katlanamıyorum. Efendim. Efendim ben İngilizlere ulaşamıyorum. Bari bizim yerimize siz bir yazsınız. İngilizler yok. Yani nasıl? Yok gerçekten yok. Düştü. AI var şu an. Ve yerine oyuncu almıyorlar. Bilmiyorum nereden. Alırlar. Yok almayacaklar. Ne demek almayacaklar? Şaka mı yapıyorsun sen? Yoksa bir almak için bir şey zahmete girmedi valla. Size bir şey diyeyim mi? Bunlar bunları yer. Hangi evine giderse belki. Ama bilmiyorum atriyetik onlarda. Sağlam bir donanması var. Ordularımızı iyice talimleyelim. Mekanize her an basacağız. Yani iyi fabrikadayız. Afganistan'ı yenemediler ya bir de. Gerçekten mezarlık oldu onlara. Baksana da şuna 200 bin kayba karşılık 200 bin 175 bin Rus, 88 bin Türkmen, 50 bin de Kafkas, Azerbaycan. Fena değil. Armor falan da güzel. Template daha güzel olacaktır. Daha şıkır şıkır çıkacaktır. Light Tank'ta zaten iyi ürettik. Template'i de aslında hazırlayabiliriz. Model Warfare'i de gidilebilir. Mental Theorist. Armored Recon Company çok önemli. Bak 527 harta daha var ya, bir anda %10 harta daha veriyor. Bu son DS'den sonra geldi. Yani hem de buff veriyor %10 hareket hızı. Yani gerçekten çok iyi Armored Recon. O yüzden Armored Recon'u her tank basan ülkede kullanmak gerekiyor. Çok iyi bir heart attack veriyor. %10 çok büyük bir sayı. Konfederasyona gitmem herhalde ya. İyiyim, bizi çağırmışsınız. Esselamun aleyküm. Efendim şu Suriye'yi artık bize mi verseniz? Hem düşmanlarınızın sayısı bir hayli artmışken bir dostunuza bir iyilik yapın artık. Verebilirler yani. Benim için bir sıkıntı yok. Senin için tabii yok. Senlik bir durum yok çünkü ortada ama ben şu anda halledemiyorum maalesef. Birkaç dakika içinde hallederim. Yok aksın. Bence gerek yok. Yok bilirsiniz yani. Peki erkeklerin sıkıntı yok. Erika intikam hırsıyla gelmesin. Yok onların da bir gücü yok. Yani Japon donanmasını da kestirdik Antalya'ya. Antalya'nın donanmasına geçebilen bir donanma yok şu an dünyada. 600 parça donanması var arkadaşım. Evet, o bayağı istekli bir donanmaya. 145 dok yardı var. Çok güzel. Evet. Bizden önceki beyefendi... Bu arada... Neyse. Sayın Tevzi Çakmak. Efendim? Turan ister misiniz? Ben Turan isterim de... Önce bir kendi... Hani... Misak birliğimi alayım. Ben şimdi halledebilirim sanırsam. Verin. Türk dostlarımız zaten geçmişten geleceğe her zaman bizim dostumuzdur. Şimdi nasıl bir şey diyorsunuz? Ruslara girer misiniz acaba? Yok sıkıntı yok. Ruslar zaten onlara giriyormuş. Yo. Ne? E bildiğiniz? Yo Ruslarla bir Trabzon'u... alakalı yok. Yok Trabzon'u teslim etmeyip sizlere girmeyi ikna ediyorlardı en son. Onu ikna edemez. Aldı verdi yapacak. Öyle konuştuk. Geri vermeme gibi bir lüksü yok. Efendim merhabalar. Buyurun. Nasılsınız? Ya, iyi olmaya çalışıyoruz. Umarım sen daha iyisindir artık. Savaşa dahil olmak ister misiniz? Hangisine? İran. Bilmiyorum yani İranlılar bize dostluk yaptı. Düşmanlık etmedi. Efendim misafir milliğinizdeki Tebriz eksik. Bak senin için alamam demiyorum oraya ama şu an için hani daha büyük sorunlarım var. Onları çözmeye çalışıyorum. O zaman size başarılar efendim. Eğer gireceğiniz bir durum olursa haber edersiniz. Peki görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ya, 3 dok yardımımız var. Öyle destroyer mi bassak şirket için? Ki, Koç şirketi şeyde yapılmıyor değil mi? Şirkette yok.
Mecbur şu garibandan seviye atlaması için yapacağız. Dur. Kolaylıkla racon kesebileceğim birini buldum. Diğerlerine bir düşünürdüm ama buna kesin racon keserim. Merhabalar efendim. Sizler bize hakaret mi ettiniz az önce? Yok efendim. Vilayetin adı değişmiş de. Onu bir bildireyim dedim. Yani ben hakarete uğramış gibi hissettim. Yok efendim. Değiştirin bence orayı. Yani o mektubu aldığım vakit bilmiyorum. Ben biraz içerledim. İçerlemeyin efendim. Dostluğumuz baki kalsın yani. Siz bize biraz ödeme yapın. Ben sinirlendim çünkü size. Efendim elde avuçluyuz zaten. Biz şu an savaştayız yani. Kardeşlerimiz savaşa girmemiz için yalvarıyor. Efendim onlar Rus köpeği olmuş. Onlara güvenmeyin. Bir daha hakaret edersen düşünmeden savaş açar. Bir tane mi? Efendim. Bu mudur? Efendim. Zaten fort basıyorum efendim cepheye lütfen. Siz bize bir 5 tane daha gönderin tam olsun. Ticaret dönsem efendim. Zaten benim şu an kaynağa ihtiyacım vardı lütfen. 5 tane gönderin. O Trabzon'u yazmadan önce düşünecektim. Ya efendim. Benim o kadar fabrikam yok zaten. Göndermiyorum. Ne demek göndermiyorum? Yani göndermiyorum. Bu durumda savaş. Bir tane fazla bile. Bir tane fazla bile. O zaman sizlere de mantığım efendim odur. Ya sivili gönder ya da Türk olan toprakların hepsini Azerbaycan'a yer. Türk olan toprak yok efendim şu an bizde. Tebriz, Gilan. Ya oralar Pers yani. Neyse efendim ben kabul etmiyorum. Dönüyorum başkentime. Peki. Bizimle yani derdiniz varsa söyleyin. Biz İran'dan isteğimizi söyledik. Merhabalar Sayın Fez Çakmak. Selamlara. Nasılsınız? İyiyiz. Trabzon meselesinde Ruslara bir ufak iyilik yaptık diye dalga geçti İranlılar. Aynı zamanda siz de dalga geçtiniz. Yok biz merak ettik. Trabzon'u nasıl oldu diye. Yani biz İranlılara raconu kestik. Bizlere 4 fabrika vermeleri karşılığında karışmayacağız ama onlar reddetti. Efendim şimdi yanlış anlamayın ama İran biliyorsunuz ki sıcak bir savaşta şu andık. Hem Transkafkasya Krallığı'yla ve Suudi Arabistan'la. Evet. Biz kendilerine Trabzoni mektubunu yani bunun bir şey olduğuna kabul ediyoruz ama Sayın Romanya gelirse kendileri hani sizlere bir cevap verir çünkü kendisi benim overlordum. Ben onun yerine karar vermek istemiyorum. Çağırın gelsin o zaman. Mektubu yolladım efendim. Onu bekliyorum zaten. Geldi kendileri de. Merhabalar. Evet, siz durumu bir özet geçin şey olarak. Sayın Romanya, Sayın Türkiye Cumhuriyeti'nden Recep Peker kendileri Fezi Çakmak. Pardon efendim kusuruma bakmayın. Biraz hastayım. Unutkanlık. Alzheimer başladı. Sayın Fevzi Çakmak Trapizoni mektubunda bir agresyon olarak kabul ediyor ve bunun için 4 sivil istiyor Sayın İran'dan. Yani efendim bu bir agresyon değildir bence. Ben öyle algıladım. Niye bir agresyon olsun ki yani efendim? Ben öyle algıladım. Şimdi efendim size ben bu Orta Doğu coğrafyasından birazcık daha açılmanızı istiyorum. Ya şu an olan bir savaş var. Hı. Doğru mudur? Evet. Efendim, biz saf olabiliriz, olmaya da biliriz. Buna siz karar vereceksiniz. Ya bence daha büyük, geniş bir açıdan bakmanızı yani istiyorum ben. Yani eğer ki hatalarını affedip fabrikamızı yollarlarsa daha geniş bir açıdan bakarız. Peki efendim Sayın atılırsa Araplara bir operasyon olur mu? Olabilir. Şimdi Sayın Fezi Çakmak, yanlış anlamayın ama benim komutanlarımın arasından birisi, kendisi Ömer Fahrettin Paşa'nın
oğullarından torunu. Benim Araplarla derdim var efendim. Benim ondan hani Araplara karşı savaşıyorum. Hani siz İran'dan o fabrika isteğini istemezseniz biz gidip Araplara özgürlük getireceğiz. Öyle söyleyeyim ben size efendim. Yok, benim özel derdim var onlarla. Tamam. Bu şartlar altında bence İran atabilir. Sayın İran ne kadar ödediniz efendim? Efendim bir tane ödedim. 4 daha istiyorum. Ya işte. 5 fabrika mı istiyorsunuz efendim? Toplamda evet. Biz 14 yapsak karşılığında 1000 agresif pak da versek sizlere. 6 oldu. He. Sen Romanya. Efendim. Karar sizin efendim. Şimdi biz ülkemizi küçük göstermek istemeyiz fakat barış için yani daha iyi gelecek için bir bedel diyelim buna. Bulgaristan beyefendi siz iki atın biz de iki atalım. Burada çözelim olayı. Tamam. Bir tane daha İran atabilir mi? 6 olmuştu. Ya, atayım. 5 yapalım efendim. Bu şartlar altında savaşmamızı gerektiren bir durum yok. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Casife iptal et şeyi. Evet onu iptal edelim. Aa, bir şey olmaz. O kalıcı bargola. Gitmiyor yani. Çok şükür sakalımızı aldık. Vallahi şükürler olsun aldık. Zaten şimdi motor mekanize piyadeler de çıkaracağız. Ondan sonra rahatız. Abla da ne dönüyor ya? Ayo yemedim. Devletçilik yemedim ben. Ama enflasyon da yemiyorum. Ben sivil ekonomi yemiyorum. Yo. Devletçilik niye yemiyorum lan ben o zaman? Galiba debuff yedim. Ama yememiş de olabilir. Sivil advisor'ın yerine biz niye military advisor almadık? Şimdi de varın üstresi arasında bakayım. Aslında dur Hilmi Uran'ın yerine de şey alabiliriz. Nuri Demirdağ alabilir miyiz? Karısı trade deal'ı kabul ettirtelim. Kim olarak ne basıyorum? Gariban bir destroy basıyorum siz şirketle ver atlasın diye. Yani şirketin levelindeyim ben. Ama bir şey diyeyim mi? Uçak şirketimiz yok. Biz hiçbir türlü yapamayacağız ki. Hata yapıyoruz. Yok ya koç şirketine ihtiyacım yok. Submarine basalım onun yerine. Hayır advisor değil de normal advisor lazım. Ruslara karşı taraftan mı kalkmış? Ruslar yaralıyor. Aslında Ruslara da bir cephe açılabilir belki. Belki. Turan mı formlansı lan kendine? En büyük açımız çelik. Çeliği toparlarsa kurtarıyoruz. Yani bir 280 çelik açındayız. Yani altyapılar gelirse toparlar. Melting Pilot'tan da kültürel norms'a geçiş yapabiliriz. Ekstra kaynak için. Merhabalar Fevzi Paşa'm. Bir eksiğiniz gediğiniz var mı? Ya Fevzi Paşa'm her şey yolunda ya. Teşekkür ederiz. Japonlarla da az sonra savaşa gideceğiz. Ya, savaşa gideceğiz ama onlarla birlikte gideceğiz. Ha. Bu arada size birini tanıtmak istiyorum. Ha. Mehmet Emin Resulzade burada. Kendisini yeni başbakan olarak atadım. Kendisi sizi çok seviyor. Resulzade? Resulzade? Heyecandan dili tutuldu galiba. Bayadı. Galiba dili tutuldu efendim sizi görünce. Böyle bir aziz insanı görmekten heyecandan dilim tutuldu. Kusura bakmayın. Varsa bir yardıma ihtiyacınız sağlarız. Bizde her şeyden bol bol var. Uçak var mı efendim ya? Bir o yok la. Ya. Sen de tam olmayan şeyi yani geldin söyledin. Efendim bir de bir şey soracağım. Mekanize gerçi savaşta değilsiniz. Mekanize biz üretiyoruz da yavaştan başladık. Biraz da dostlarımız bize yardım ettikçe biz de onlara yardım edelim. Paylaşalım. Hayat güzel olsun. Dünya güzel olsun. Mutlusuyla siz de ihtiyacınız olsa azıcık mekanize için bize danışırsanız çok mutlu oluruz. Biz zaten size her türlü ücretsiz göndeririz. Üretiyoruz da yani şöyle sana da faydası olsun diye marketine koy çekerim ben. Koydum markette zaten. Var mı marketinde? Markete mekanize göremiyorum ya da ben senin marketine erişimim yok. Resulzade sen konuş paşayla ben geliyorum hemen.
Ha, iletmişsiniz zaten. Kabul ettim. Bir bakın isterseniz. Marketten ben çekerim şimdi. Bu biraz kazık galiba. Ben bunu yok, normal fiyattan koymuşum. Tamam. Onlar fiyattan koymuşum. Varsa bir ihtiyacını söylersiniz. Araplar da söyleyebilir. Bir şey olacak şu anlık efendim. Orantat hediye alıyoruz. Tamamdır. Teşekkür ederiz sayın. Kafa gitti bende. Tekrar heyecanlandığım için kusura bakmayın. Bir saniye. Bir su içeyim. Kusura bakmayın. Ekonominiz yani, nasıl? Var mı ekonominizde bir şey? Ekonomimizde hiçbir sıkıntı yok sayın Fevzi Çakmak. Yerli yerim hani, ya. Hatta şu eğer İran'a karşı olan operasyonlarımız başarıyla devam ederse ekonomimiz gayet iyi gelişeceğini düşünüyorum. Bak bende her şey var uçak hariç. Tank? Tankım da var. Çok bize tank basacağız ama. Ya. Yüce başbuğumuz Fevzi Çakmak. Bize her şey var. Varsa bir ihtiyacınız söyleyin. Efendim o 5000 tüfe attınız ya siz. He. Ben attınız ya mı? Okuttum o saatten sonra. Daha fazlasını da atarız ya. Sorun. Traktörünüz var mı? Teşekkürler efendim. Bizde de bayağı var şu anda. Bir atabilirsiniz. Çok. Abak gibi yarıldı bu arada. Neyse sayın... Ya siz savaşınızı yapın. Eğer hani, yardıma da ihtiyacınız olursa geliriz. Yani ama bitirdiniz zaten bence. Bitiyor zaten. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Altı kanı değeri oldu. Dursun canım depoda. Hoş geldiniz. Buyurun. Alo. Beyefendi. Evet, buyurun. Efendim gördünüz ki Doğu çok baskın bir şekilde ilerliyor. Bir şeyler yapalım diyorum. Yani ikimiz de artık savaşa girmedik. Bir şeyler yapalım birlikte. Ben İngiltere'ye girmeye çalışsam giremiyorum. Çok fazla kişi girmiş. Dünyayla savaşıyor. Hmm. Öyle. Diyorum ki bir şeyler yapsak mı? Balkanlardan filan. Ne dersiniz? Trabzon'u hazırlayın. Al işte. Geldi Rus. Geldi. Aha. Geldi. Yani mektubunu attı gitti. Geldi tilt olma. Ne yapıyoruz efendim? Bilmiyorum ama Ruslar bize saldıracak, o belli oldu. O zaman bence Almanlar, İngilizler düşmeden önce bir hareket yapsak yani daha iyi. Yani nasıl olur da kaybederler, hayret edilesi. Hayret edilesi. Evet. Berlin'in de düşmesini beklemiyorum açıkçası. İnanılmaz. Vallahi 10 kilometre önündeler diyorlardı en son. Bok sesleri yani yavaşlamış. Allah. Efendim siz düşünün taşının heyetinizle. Peki. Bize görüşürüz. Görüşmek üzere. Yani 10 tane tankımla savaşın gidişatını değiştirebilir miyim bilmiyorum. Havayı nasıl alamazsınız siz Ruslar'da? Tabii Japon varken. Yemiyorum. Afyonik kaynak kartı bir de vermişim. Antihir var da yani. Dişata baksın. Çok zor ya. Yani 100 division askeri var. Havayı tamamen kaybetmişler. Onlar kesin kaybetti.